Şimdi İsrail medyası girmeye başladı. Ee, Lübnan'ın e, Sur şehrinde bir araç vurulmuş. Yani tahminen Meydan, İsrail operasyonu devam ediyor. Devam ediyor. Hmm. Yani e, İsrail medyası Lübnan medyasına atıfla hmm. yeni girdi. Bu da bir 4 dakikalık haber. Sur. Evet, e, e, Sur şehrinde bir araç vurulmuş. Evet. Ama e, içinde kim vardı vesaire hiçbir şey hmm. bilmiyoruz. Ama. Burada boşaltılan. Evet, ama şeyler. surda surda bir araç vurulmuş. Hı hı. İçinde... Yine Hizbullah'ın önemli isimlerinden birisi olabilir. Çünkü... Aynen öyle. Doğru Aynen öyle. Yani bu İsrail'in bu gece dalga dalga geldiği o zaman, yani Nasrallah'a hedef aldı. Şimdi surda kime hedef aldı bilmiyoruz. Evet. Ee... Araba nokta atışı vurulduysa önemli evet. bir isim olabilir. Şöyle mu? işte iki numarayı vurmuşlar. Yani yedi kişilik merkez. Komiteden yani, e, bir kişiyi Haşim Safi vurmuşlar. Haşim Safi vurdukları zaten belli. Demek yani bu gecenin daha operasyonun da bittiği yani anlamını şöyle, çıkartmamak ben lazım. Ben şöyle bir şey söylemek istemedim demin. Ee, yani vuramamışlarsa bile e, İsrail takip edeceği için Nasrallah şu an bir ben canlıyım değilim demez. De, diyememesi Çünkü lazım. Kaç kaç yani muhtemelen bölgeden hmm. çıkmaya çalışıyordur. Hmm. Acaba vurulan bu arabada Nasrallah mı vardı? Hmm. diye de düşünmüyor değilim yani. Ama Nasrallah'a da sur dediğin yer Güney İsrail tabii, Lübnan sınırı. Da. Oraya da herhalde götürmezler. Da. en güven Vallahi hiç belli olmaz. Güvenliği olmayan nokta yani. Ya şöyle bir Ama tabii belli yani. de olmaz. Şöyle bir bilgi de var. Nasrallah'ın vurulma kararı Netanyahu Amerika'ya gitmeden önce alınmış. Pazartesi günü yapılan güvenlik ve siyasi konsey toplantısında Nasrallah'ın öldürülmesi kararı alınmış elbette ki diyeceksiniz ki ya şimdiye kadar Hizbullah'ın vurmadığı lideri kalmadı niye Nasrallah'la ilgili bu kararı aldılar belli ki sadece nokta hedef olarak bu sefer Nasrallah seçilmiş çünkü Hizbullah'ın yönetim e, konseyinden çok önemli isimler şimdiye kadar ortadan kaldırıldı bu da e, Mossad'ın Hizbullah'ın içinden çok iyi istihbarat aldığını gösteriyor ama Nasrallah'ın vurulma kararı pazartesi günkü güvenlik ve siyasi konsey toplantısında alınmış. Pazartesi günü karar alınıyor. Ona bir ek yapalım. Günü Ona bir ek evet. yapalım. Buyur Yunus. Ee, Abdülkadir Bey'in dediği doğru. Orada kararı almışlar. Operasyonel olarak ne zaman uygunsa e, buldukları yerde e, bu saldırıyı yapabilmeleri için bugün de Buradaki otelinde yani BM binasına bu yarımızdaki BM binasına gelmeden onayını vermiş. Yani operasyonel olgunluk oluşmuş. BM konuşmasına gelmeden vermiş ki BM hitabı sırasında bu operasyon gerçekleştirilebilsin diye. Çünkü burada konuşmayı yapıp hemen bitirdiğinde zaten haberi düşmüş oldu. O anda geldi son dakika haberi ya de. Bu Ancak zamanlama çok onay... ilginç. Şu yani fotoğraf, çok Yunus Yunus bahsettiği kumak. fotoğraf. E, evet. sevgili Yunus'la da reklam arasında konuşmuştuk arkadaşlarım. Şöyle bir zoomlayalım. Yunus ben gösterirken Hayır bu Netanyahu'nun. Yunus bahsetti ya şey otele geliyor Tabii orada bahsetti. konuşuyor. Yunus bir de anlat bu fotoğrafın hikayesini arkadaşlarım zoom girecek. Netanyahu'yu görüyorsunuz. Hı, dedik ya. Abdülkadir Bey de söyledi. Pazartesi kabinede karar veriyorlar ama bugün operasyonel olgunluk oluşuyor. Ve bu operasyonel olgunluk oluşunca şu an benim bulunduğum yere 1.2 mil yani yaklaşık 2 kilometre mesafede bir otelde 61. caddede bu onayı veriyor. Sonra da BM binasına gelip dünyaya meydan okuyor. Biz savaşa devam edeceğiz diye. Yani olayın hikayesi tam olarak bu aslında. New York yani bir Amerikan toprağı. Bakın şu an bir Amerikan toprağında yabancı bir ülkenin lideri bir başka ülkenin vurulması için orada sivillerin ölebileceği bir saldırının yapılması için onay veriyor ve bunu Amerika'da yapıyor. Ve Amerika'da Amerika'da, bizim haberimiz, için. Amerika'da, o, Amerika'da bizim, bizim, haberimiz bizim haberimiz yok var. diyor Yunus. Ya o telefonu bizim haberimiz yok. telefonu dinlememelerine imkan var mı? O telefonu dinlememelerine imkan var mı? Amerika evet. ispat etsin. Bu arada Fulya son bir uyarı daha geldi şimdi. İsrail'den mi? İsrail'den e, kuzeyde yaşayan yani Lübnan sınırında yaşayan birçok yerleşim yerinde e, hareketleri sınırlamayı, büyük toplantılardan kaçınmayı, e, bu kasabalara girişlerin kontrol edilmesini ve e, korunan alanlara yakın kalın diye yaklaşık e, 14 kasaba için uyarı yayınladı İç Cephe Komutanlığı e, biraz önce. Uzeyden yani uzak durum diyor İsrail. Lübnan'dan bir şey bekliyor, Hizbullah'tan bir şey bekliyorlar bu gece. eee Tel Aviv arkasından bu, bu iç Cephe Komutanlığı talimatları bunu gösteriyor evet. bize. Yunus? Sulya, İngilizler dakikalar önce bir açıklama yaptı. Bu son dakika açıklaması. İngilizler, Dışişleri Bakanlığı direkt, Dışişleri sayfası, Lübnan'ı hemen şimdi terk edin, bulabildiğiniz ilk uçakla ülkeden ayrılın mesajı verdi. İngiliz Dışişleri Bakanlığı. Lübnan'ı hemen terk edin, bulabildiğiniz ilk uçakla ayrılın diye vatandaşlarına uyarıda bulundu. Çünkü Kanal 12 yeni bir haber geçti. Evet. Diyor ki İsrail güvenlik liderleri Nasrallah'ın artık hayatta olmadığını tahmin ediyor diyor Kanal 12. Ya şimdi İsrail... Evet, biraz işler oraya kaymaya başladı gibi sanki. Evet. evet şimdi İsrail Yıllardır Nasrallah'ı arıyordu. Bir de şöyle evet. bir bilgi var. İki Hı. numara e, biraz önce Abdülkadir Bey'in de söylediği gibi e, şeyle e, Nasrallah'la birlikte olma durumu var. Haşim Safiyuddin. Yani o öldüğü ifade ediliyor. Hı. Eğer ölmüşse Nasrallah da büyük ihtimal ölmüş gibi. Evet Hizbullah duruyor. Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safi Safiyuddin e, Beyrut'taki bu saldırıda öldü. Haşim Safi Yuttin Hizbullah için önemli bir isimdi. Hizbullah'ın ikinci lideri olarak adlandırılan. Ve Kasım Süleymani'nin de dünürü. dünürü. Kasım Süleymani biliyorsun Amerika'nın Bağdat'ta Kas düzenlediği operasyonla vurulan İran'ın devrim, devrim muhafızları muhafızlarının kuruyor. lideri. Yani şimdi Haşim Safi Yuttin öldüyse işte... Nasrallah da öldü şeklinde bir takım Fulya bak biraz önce evet. Abdülkadir Bey'in söylediği evet. Kanal 12 ile ilgili bilgiyi Kanal 12 şimdi şeyi konuşurdu. Ee, bir önceki eski istip, askeri istihbarat başkanı Amos Yadlin'i konuşturmuş. Hı hı. Söylediği şey şu Nasrallah'ın hedeflenen bölgede olduğuna dair mutlak kesinlik olmadan böyle bir operasyon onaylanmaz onaylanmaz demiş. Yine Kanal 12 haberde adını vermediği kaynakların Nasrallah'ın artık bizimle olmadığı konusunda kararlı olduğunu söylediler diye de devam etmiş. Yani ya şey... Kanal 12 ısrarla Nasrallah'ın evet. öldüğü üzerinden gidiyor. Ha, bu şekilde gidiyor. Eski istihbarat Başkanı da diyor ki hmm. bu tarz bir saldırı için kesin teyit almadan, yani o bölgede olduğunun kesin bilgisi alınmadan bu çapta bir saldırı onaylanmaz diyor. Hmm. Ee, i̇ş oraya doğru kaymaya, kaymaya başladı, başladı şu anda. Evet. bir şey New York'la alakalı yine ondan dolayı kestim. Tabii ki Şimdi Tabii. Başbakan Netanyahu'nun Pazar günü yani Şabattan sonra ayrılması bekleniyordu New York'tan. Bu son Şimdi. gelişmeler ışığında bugün apar topar New York'tan ayrılacağı ve e, yarın tabii Cumartesi olacak artık e, bölgede. Cumartesi günü İsrail'de olacağı. Buradaki ziyaretini kısa kestiği e, bilgisi de Başbakanlık Ofisi'nden resmi bilgi Hı. olarak verildi. Şabat yani, kurallarını da çiğniyor yani. Apar Geçen topar sefer geliyor. demiştik ya Fulya evet. iki seferdir Amerika'ya geliyor. Cumartesi günü uçuyor. Yani hiç uçmaması gereken bir günde, hani dini Aynen. ritüellerine göre uçmaması gereken günde ikinci kez üst üste Amerika'dan ayrılıp İsrail'e dönüyor. Yani bugün şu saatlerde Netanyahu'nun artık ayrılmasını bekliyoruz. Yani geldi. Bak geldi ilk geldiğinde apar topar yağmurun altında, sağanak yağmurun altında ateşkes ateş ateşkes yok. Biz vurmaya devam edeceğiz dedi. Bugün BM'ye gelmeden Burada otelde, New York'ta otelde emrini verdi ve gidiyor. Yani sanki buraya bu suikastı yapmaya gelmiş Aynen. emir vermiş gitmiş gibi bir ortam oluştu. Bir de şu var. da aralarında bir rekabet var. Müthiş Galant, bir rekabet Galant onun var. yerine oynuyor. Galant şimdi operasyonu canlı izledi diye fotoğraflar e, gelmeye başladı. Sen de geldin evet. kameraya. Şimdi, ondan mutsuz evet. olmuştun zaten. O evet, şimdi e, Netanyahu'da Netanyahu o rolü evet şu anda hangi kameraya, hangi kameraya göstereyim? Gökhan'a bu... e, Gökhan ha, Evet hocam. Evet evet vermiyor. evet. E, bu fotoğrafa kendisi de orada olup bir fotoğraf vermek için dönüyor. Birbirlerinden nefret ediyorlar. E, zaman zaman toplantılara almadı Galant'ın yanındaki askerleri. Sonuçta bir milli mutabakat hükümeti gibi Galant bir muhalefet lideriyken geldi. Değil Savunma mi? Bakanı oldu ve Netanyahu'yu yemeğe en yakın isim şu anda. Evet. Dolayısıyla bu fotoğraf Netanyahu'yu son derece rahatsız etmiştir. Bu arada genel kurmay başkanı. Kanal evet, evet. İran, Kanal 13 Büyükelçiliği, de Şam'daki İran Büyükelçiliği Şam'daki İran Büyükelçiliğinin açıklama yaptı. Evet. Dedi ki İsrail bu yaptığıyla oyunun kurallarını değiştirdi. Bunun sonuçları çok ağır olacak gibi de e, Şam'daki evet. İran Büyükelçiliğinin bir açıklaması düştü. Yani e, Tahran bir şey söylemiyor ama. Tahminen e, Lübnan'daki İran Büyükelçiliği de meselenin farkında. Nasrallah'la ilgili e, gelen bilgilerin işaretler, işaretler iç açıcı değil i̇ç Nasrallah açıcı açısından. Nasrallah'ın öldüğüne dair e, peş peşe aslında e, bilgiler var. İsrail medyasında... Epey yayınlanıyor şimdi. Eray hocam kestim sizi buyurun bir şey söylüyordunuz. Yani sürekli bilgi akışı. E, Sosyal medyasını tarıyor. Kanal 13 sizde? evet kanal 13 kesin Nasrallah etkisi hale getirildi diye yayın yapmış. Kanal 13 İsrail. İsrail kanal 13 televizyonu. Nasrallah kesin öldü şeklinde yayınlar yapmaya başladı. Yine news from Israel and the world diye bir kanal var Aha. orada da İngilizcesini Türkçe'ye çeviriyorum. E, diyor ki. Ee, İsrail ordusu Hizbullah e, işte genel sekreteri Hasan Nasrallah e, dayadaki saldırıda öldürüldü diye açıklama yaptığını duyurmuş. Şimdi Hizbullah Medya Ofisi bir açıklama yaptı şimdi yaptı. Şimdi evet. 54 saniye önce e, diyor ki şu ana kadar yapılan herhangi bir açıklama, hangi açıklama olduğu belli değil, ee, hiçbir açıklama doğru değil diyor şu ana kadar yapılan açıklamaların hı hı. Ee, ve diyor Hizbullah adına e, tek başına sadece biz e, yayınlayacağız açıklamaları e, başka hiçbir açıklamaya ha. itibar edilmemesi gibi şimdi 54 saniye önce Hizbullah medya ofisinin yaptığı bir açıklama var. Ne yalanlıyorlar ne onaylıyorlar. Ve hangi açıklamayı mesela yani bu aynı zamanda şu da olabilir İran yaşıyor dedi ya Hizbullah. Evet. Hangi açıklamaya tuta bulunm bulunmuyor. Yani hangi açıklamayı yalanladığını söylemiyor. Hmm. Hiçbir açıklama gerçek değildir diyor. Yani hmm. İran'ın yaşıyor haberini de yalanlıyor aslında. Hmm. Ya bu şunu da göstermez mi abi siz gazetecisiniz daha iyi bilirsiniz. Eee Abdülkadir He? abi yani bunlar da kendi içinde bir kaotik durum yaşıyorlar gibi A, sanki. Tabii yaşıyorlar yani. bilmiyorlar çünkü. Bilmiyorlar. Hizbullah'ın da çoğu şu anda yani. ne olduğunu bilmiyor. Hani Hı -hı. durum bir dakika bekleyin biz bir durumu anlayalım ondan sonra söyleyelim şu anki şeylere ya itibar hocam, etmeyin der Hocam gibi. vurulan yer F-35'lerle 6 f 35te ondan fazla bombanın atıldığı yer Hizbullah'ın merkez karargahı Hizbullah'ın bu haberi doğrulayacak isimleri de öldü belki de. Yani öyle yani bir Yani müthiş bir kaos hepsine, var Hepsini açıklamıyoruz de. ama e, bu saldırıda e, dediğin gibi başka üst düzey e, Hizbullah liderlerinin de öldürüldüğüne dair bilgi var yani. Evet. Yani 400, 400 kişinin şu anda enkaz altında olduğu söyleniyor. Evet. Fulya, 400 kişi. Yani buradan diyor ya kimsenin sağ çıkmaması için bu ağır bombardımanı yapmışlar. Evet. evet. Ve ya bu bir şey, kesin nokta operası Sığınak delici oldu, evet. tünel delici bombalarla bu saldırı gerçekleşti. Bu arada şimdi ben bu saldırının ilk anından beri böyle e, gözümü kulağımı televizyonlardan ayırmadım ve telefondan ilk önce bu saldırıdan sonra İsrail dedi ki ya bizim evet hedefimiz Nasrallah'tı ama henüz teyit etmeye çalışıyoruz şeklinde evet. epey bir açıklama yapmadılar Nasrallah'ın öldüğüne dair. Şimdi benim anladığım gerçekten kesin bir tespit yapıldı ki e, bölgedeki yine işte e, kendi ajanlarından yine Tabii aldıkları. Tabii şöyle yani şeylerden. Nasrallah'tan yaşadığına dair bir belirti alamadılar. Hı -hı. Belli ki o yüzden Kanal 13 biraz önce Eray Bey'in de dediği gibi artık çok net cümleler sarf Nasrallah ediliyor. öldü diye son dakika verdi. Evet. Son dakika kanal 13 de Eray'ın söylediği evet. gibi o da girdi ve o da çok kesin ısrarlı girdi. Kanal 12 girdi. Hı -hı. Ee, ve şey yani bunun aksini gösterecek herhangi bir emari yok. Aksine İran'ın Lübnan'daki büyük elçiliği de açıklama yapıp evet. İsrail'e hedef alıyor vesa ve İsrail bu kadar önlem alıyorsa hem iç Cephe komutanlığı hem televizyonda açılan sığınaklar vesaire. Bir de adamın söylediği ya bu çapta bir saldırıya kesin istihbarat emin olmadan onay verilmez dedi eski istihbarat başkanı İsrail'in. Evet. Dolayısıyla meselenin gittiği yer biraz öyle gözükmeye başladı.